Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İhlas Suresinin fazileti. İhlas Suresi kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de kısa bir sure, 4 ayet-i kerimedir. Fakat itibar ettiği anlam bakımından Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üne denk geliyor. Hulusi Aleyhisselam Hazretleri, Menkare'ye kulübaldı hat. Bir insan İhlas Suresi okursa ve kendime kare'ye, sülüsüyle Kur'an, o gün Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ünü okumuş gibi oluyor. İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üne denk geliyor. Neden acaba? Kur'an-ı Kerim'de genelde 3 bölüm vardır Kur'an-ı Kerim'de. Birinci bölümü tevhid denir. Tevhid. Allah'ı bilmek Celle Celaluhu. İkinci bölümü ahkamdır, hükümler. Farzlar, haramlar, günahlar, sevaplar. Üçüncü bölümü de kısas deniyor. Peygamberlerin hayatlarına olan örnekler. Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ü tevhidle, yani Allah'ın birliğiyle ilgili olduğu için demek bir insan bu süre okursa 1/3'üne denk gelmiş oluyor. İnsanın yaratılış amacı vardır. Yani Allah Celle Celaluhu bize ne yarattı? Bazı canlılar akıldan 90'dır. Mesela bitkiler de canlı, hayvanlar cin canlı. Onlarda akıl duygusu yoktur hayvanlarda. Bize Mevlam akıl vermiş. Cinlere, insana, meleklere. 3 varlık vardır evrende. Akıllı, bilinçli olan varlıklar. Melekler en baş önce yaratıldı. Sonra cinler, sonra insanlar. Meleklerin farklı özelliği var. Onlar ruhsal oldukları için nefis olmadığı için onlarda onlar zaten günah işleyemezler melekler. Yani öfke yok, kızamaz. Şehvet yok, insan duygu duyamaz. Yeme içmesi yok, kin haset beslemez. Meleklerin farklı bir özelliği var. Onlar Allah Celle Celaluhu tam bir itaat ederler. Cinlerin ise çoğu azgındır cinler. İnsana gelince insan da akıllı, bilinçli varlıktır insan. İnsanda nefis olduğu için eğer insanın ruhsal yönü ağır basarsa insan melekleşiyor. Allah korusun, insanın nefsi, yani hayvansal duyguları ağır basarsa, insan aşağılara iniyor, hayvan dışı insanı ezeliyor Teala. İnsan iki arada, her insan. Bir yanda cennet, ya da cehennem, orta insan. İnsan iradesini Allah yolunda kullanırsa, ruhsa yönünü ağır basarsa, elhamdülillah, dünyada cennete kavuşur. Bizim Mevlam yaratma amacı nedir? İbadet etme Mevlam'ı, kulluk etme Allah'a Celle Şahane. Bunun amaç nedir? Marifetullah. Marifetullah. Amaç muhtemelen. Allah Celle Şahane bilmek, Mevlamızı bilmek. Genelde imanlar taklitçi oluyor imanı, taklidi oluyor imanlar. Yani genel olarak insanlarda, Allah inancı olanlarda da imanlara taklidi olur. İmanın gerçeğe kavuşması lazım derler. O iman sarsılmaz. O imanın tadı başka olur. Bu da imanı istilali
ve imanı zevki olur. İki yol var bunun böyle. İmanı istilali delilleriyle Mevlamızın işini görerek, bilerek. Buna birinci basamağı efali tevhiddir. Yani tevhid-i efal deniyor buna. Bir insan marifetullah'a dünyada erişirse dünyadan cennete girmiştir. Onun gönlü cennete dönüştür gönlü. Cennette nasıl hayat varsa, ruhsal hayat varsa o kimse bunu dünyada yaşar, gönlünde yaşar. Onun gönlü genişler, nurlanır, huzur bulur, feyiz bulur. Allah diyenler Celle Celaluhu ibadetleri farklı, ahlakı farklı, her şeyden farklı olur. Bu kimse bu halde ölürse onun kabri cennetten bahçeye dönüşüyor işte o zaman. Şimdi gelelim inşallah İhlas Suresi'nin şöyle bir özetine inşallah. Tabii çok geniş anlamı olması gerekiyor bunun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad diye başlıyor. Kul, Kur'an'a çok geçiyor bu kelime. Kul, söyle anlamına geliyor. Aslı kal yekûden, aslı ukvildir. Bu da hasfediliyor, kul kalıyor. Emir Mevlamızın, söyle, haber ver. Kime emir? Tabii Resulullah emir. Allah Celle Şanlı'ya Peygamberimiz emrediyor. Kul, Habib Muhammed'in söyle. Hüve, zamir, o anlamına geliyor. Buradaki zamiri şan dönüyor buna. O. Kuvve zamiri geliyor burada. Müşrikler, Mekke müşrikleri Peygamber'e sordular. Ya Muhammed, bizim eller işte putlarımız var, tapındığımız. Taştan, ağaçtan, şundan, bundan. Senin Rabbin neden? Mücehrim, altın ve gümüş mü yani böyle? Tabii maddeci insan her şeye maddeyle o göze girip oraya bakar. Kuvve, iş sorduğunuz o Peygamber'in Rabbi, Allah, Allah diye Allah'tır o. Öyle Allah ki, ehad. Veyahut da müslü haber. Veyahut da sıfat olmuş oluyor bu. Allah birdir, Celle. Allah birdir. Allah ismi Celle Celaluhu, buna deniyor ismi Celal. İsmi Celal. Bütün esmayı içine alıyor, kapsıyor bütün esmaları. Yani Latif, Habir, Kadir içine almış oluyor. İsmi Celal, Allah ismi Celaluhu. Ne kadar kavimlere gelip geçmişse, topluma gelip geçmişse, bunların tapındıklığı putları tabii çoğunun vardı. Hiçbir kavim tapındığı putuna bu ismi verememiş. Allah ismi verememişler. Allah ismi Celle Celaluhu'dur. İsmi has. Mevlamızın özel ismi. Hiçbir dilde bu ismi yoktur böyle. Allah Celle Celaluhu. Bu Allah isminin özelliği, başta bir elif vardır bunda, iki lam, sonra da he vardır. Baştaki elif buradan kaldırılırsa lillahi olur. O Allah işi olur, anlamaya gelir, anlam bozulmaz. Baştaki elif ve birinci lam kaldırılsın, lehu kalır, onun işindir. Huzamine gidiği güne anlam bozulmuyor. Başı elif, ikilem kaldırırsın, hu kalır, zamir olur, o Allah demeyeceği cemaatidir böylece. Ve pek çok rivayetlere göre bu ismi celal, ismi azam anlamına geliyor. Böyle. İsmi azam anlamına geliyor. Bunun dışında başka diller olan, mesela gud, şub ve merit diller olanlar Allah zikir olmaz. Mesela eski Türkler, yani güneş tapındıkları zamanlar ne demişler?
Tan demişti, Tanrı. Yani Tanrı yerinden. Güneş doğarken tapındıkları için, yani Tanrı yeri anlamından zamana kısaltılmış, Tanrı olmuş. Ama Tanrı ve zikri olmaz. Tanrı, Tanrı, Tanrı zikri olmaz. İlah, ilah da olmaz. O zin ismidir. Nasıl olur zikir? Allah, Allah, Allah istiyor. O Allah Celle Celaluhu nedir? Ehadün, ehad birdir. Ehad bir, bir. Buradaki bir sayısal değil. Yani ikinin karşılığı olan bir değil. Eşi, dengeye benzeri olmayan demektir. Öyle Allah bir Celle Celaluhu, onun eşi, denge benzeri yoktur. Mesela Türkçemizde deriz böylece. Bizim köyde mesela bir cami var. Bizim köyde cami var deri karşıki. Bir de şöyle olur. Bizim cami bir tane ama. Yani sizin köyde de vardır ama bizim cami bir tane. Onun gibi cami anlamına geliyor. Demek ki ilahlar da onlardan var. Ama Allah birdir. Onun eşi, dengi, benzeri yoktur. Bu Allah'ın biri Celle Celaluhu zatında bir. Sıfatına bir. Esmasına bir. Efalinde bir. Yani eşi, dengi yok. Zatında onun varlığı, vücudu vacib vücuttur. Vacibül vücut. Olmasa alem olmaz. Yaratıcı olması olmaz. Yönetici olması olmaz böyle. Sıfatına bir Mevlam sıfatında, özelliklerinde. Özellikle 8 sıfat Mevlamızın var. Bunlar Mevlamızın sabit değişmeyen sıfatlarıdır. Buna deniyor, sıfatı subute deniyor bunlara. Bunları her Müslümanın bilmesi gerekmektedir. Bunları bilmek gerekiyor. Ve bu bilgi bizim bilinç altımıza yazılması gerekiyor bu bilginin böyle. Bir insan en azından bu 8 sıfatı ezberler, anlamını bilir. Kişi bu sıfatlarla yaşarsa imanı taklitten tahkike, gerçekliğine kavuşur. Nedir bunlar? Birisi de hayat, hay ismine geliyor, hay, diri, hayat. Rabbimiz haydır yani, hay. Hayat sahibi. Rabbimizin hayatı, hayatı zati, kendi zatından, kendisinden. Başka bir şey onun hayatı bağımlı değil. Hadis-i Ebu'lü Aleyhisselam Hazretleri, nefsini bilen, Rabbini bilir. Önce kendimize bakalım, sonra Rabbimizi bilmek için. Bizde de hayat var şu anda, yaşıyoruz yani. Yine insanlar, hayat var. Ama hayatımız elimizde mi? Hayır. Elimizde de hayatımız var. Önce neye bağlı hayatımız? Birkaç tane kanlı et organlara bağlı. Hayati organlar, kalp, ciğer, bebek, şunlar bunlar böyle şey var. Yani insan denen varlığın, o kişinin makamı, mevki ne olursa olsun böyle. Dünyanın tek adamı olsun, en varlı insan olsun, onun hayatı neye bağlı? Birkaç tanecik organ parçasına bağlı. Tabii başta beyin, kalp, gelmek üzere bunlara bağlı böyle şey. Peki bunları kim yarattı? Biz yapmadık bunu. Tamam, bu organlar var. Yeterli mi? Hayır. Önce ne lazım? Hava lazım, hava. Oksijen lazım havada böyle. Yani havada gazlar var. Bazen oksijen azalır bazı yerde. Mesela kapalı bir salonda. Uzun zaman küçük bir oda insanlar fazla kalırlar. Kapalı yerde, kalabalık bir şekilde. Tabii o hava kirleniyor.
karnısı dönüyor dönüşü hava. Demek ki hava lazım ama oksijen de lazım insana böyle. Hava. İnsan oksijensiz kaldı mı ne kadar organda sağlam da olsa insan soluk alamadı mı oksijen gitmedi mi insan akciğerine kişi yaşayamıyor. Hayatımız havadaki görünmeyen bir gaz var. Rengi yok, görünmüyor. Tadı da yok. Kokusu da yok böyle. Eğer oksijen gazının rengi olsaydı birbirimizi göremezdik. Bir de perde olurdu. Nasıl hiç sağda bir göremiyoruz? Göremezdik. Tadı olsa o zaman her solunmamızda boğazımızda tat giderdi böyle. O zaman başka gıdan tadı anlayamazdık. Kokusu olsa kokuyu anlayamazdık. Gaz var. Gözü görmüyor böyle. Rengi yok. Tadı yok. Kokusu yok. Sonra gıdaya muhtacız, suya muhtacız. Suyu kim yaratıyor? Suyu kim yaratıyor? Gıdaları kim yaratıyor? Yoktan var eden bunları. Efendim işte alırım marketten. Oya nasıl geliyor maya? Eğer gökten yağmur gelmese ne olur? Yok derler. Hayatta farklı hayat. Bir hayatı tabii vardır. Hayatı tabii, doğal hayat vardır. Her tohumda, tanesinde, çekirdekte, yumurtada bu hayat var muhtemelen. Hayatı tabii vardır böyle. Arpa, buğday olsun, patates olsun böyle, çekirdek olsun, bunların her birinde hayatı tabii var bunda. Tohumlarda, tanelerle böyle, yumurta dahi böyle. Hayatı tabii. Hayat tabii bitti mi, o çürür. O şehir çürür mudur? Hayat tabii böylece. İkinci hayat, hayatın nebati deniyor, bitkisel hayat yaşıyor böyle. Bu bir üst hayat, birbirine bakar böyle. Hayatı tabii gıda almaz, gıda almaz, gelişim almaz, büyüme almaz onlar böylece. Nebati hayat, bitkisel hayatta ne vardır? Gıda alır, bitki. Gıda alır, bunda büyüme olur. Ama yere saplı kalır. Hareket edemez böyle, kendi başına böyle. Ancak rüzgar bunu saldan savurur, sağa sağa. Üçüncü hayat, hayati hayvani. Hayvansız hayat. Bu bir üstünde hayat böyle, ondan böyle. Hayvanda irade vardır. Hareket eder, sağa gider, sola gider, kendini savunur, avını kovalar, gıdasını yer, hayati hayvanı vardır bende. Sonra ruhsal hayat vardır, insanlara mahsus. Yani bitkilerin hayatı hayattır, canlı varlıklardır ama onlarda sinir sistemi vardır. Havayı solurlar, yerden gıda alırlar, ona da sinir sistemi yok bitkilerde. Eğer bitkide sinir sistemi olsaydı, yandı zavallı bitkiler. Acıyı duyan sinir sistemi. Mesela kalkar koyun, inek mesela otları koparıyor böyle. Şabuşu otları koparıyor. Eğer olsaydı sinir sistemi, acıdan kırılır otlar böyle. Ağaç kesiliyor, işte duymuyor bu şekilde. Sinir sistemi yok bitkilerde. Hayvanda sinir sistemi var. Bu için hayvan acı duyuyor derler. İnsanlar bunun hepsi var insanlarda. Bir üzerinde ruhsal hayat var insan. Ruhsal hayat var böyle. Bu nedir? Akıl burada kaynaklanıyor işte. Akıl ruhsal duygudur. Akıl böyle. Bilinç. Sonra evliya hayatı vardır. Evliyaların hayatı. Onlar bizim kadar dünyaya bağımlı değiller. Az yerler, az işerler, onların gücüne bir zarar gelmez. Onlar üzerinde Hızır Aleyhisselam hayatı vardı. Hızır Aleyhisselam hayatı böyle. Yani sen de birkaç defa yedi mi, ona yeter Hızır Aleyhisselam hayatı böyle. Sonra şehitin hayatı vardı, şehitler. Allah'ın dinini, Celle Celaluhu'yu egemen kılmak için. İnsan Allah yolunda ölürse bu şehit oluyor böyle. Allah yolunda uğraşırken
İslam'a çalışırken, İslam hakim kılmak için, insana yararlı olmak için bir insan din açıdan çalışırken öldürülürse, trafik kazası bile olsa şehit oluyor. Bu şehitler de diğer ölülere benzemiyor bunlar. Şehitler öldürün farkına bile varmazlar böyle. Varmazlar. Onlar gıda alıyorlar böyle. Hayat-ı Kerim'den geliyor. Tabi konuya girmeyeceğim fazla. Onların gıdaları cennetten olduğu için öyle sinirsin gerekir onlarda böyle. Bir de bunun üzerinde meleklerin hayatı vardır. Melekler. Melekler yeme içmezler bunlar. Sobalıklar bunlar. İşte ister melek olsun, ister çekirdek tohum olsun, isterse bitki hayvan olsun, cin olsun, insan olsun. Bütün canlıların hayatı Allah'ın hay esmasına bağlıdır. Allah'ın yaratması yaratılır, yaşar, ölür. Rabbin hayatı kendi zatındandır. İlim. Mevlamızın bir sıfatı da, sekiz sıfattan ilim sıfatı, ilim. İlim, bilmek anlamına geliyor. Allah Celle Celaluhu her şeyi biliyor. Allah Celle Celaluhu hiçbir şey gizli değil. Hiçbir şey gizli değil. Bir ayet-i kerime bakalım inşallah. Yunus 61'de. Ve mâ yâzibin an rabbike. وَمَا يَعْزِبِ عَنْ رَبِّكَ مِزْكَرَ زَرَتٍ Allah Celle Celaluhu gizli değildir. Rabbine gizli değildir. Zerre miskali bir şey. Zerre miskali. Zerre, Arapçada en küçük bir varlığa bu isimle zerre deniyor. En küçük varlığa. Mesela eski müfessirler mikros bulmadan önce ne yapmışlar? Bunu açıklarken kimi en küçük karınca demişler. Onu en küçük görmüşler. Yine bazıları da ne yapmışlar? Bazen pencereden odaya güneş vurur. Tam pencereden vurur. Güneşin vurduğu yerde uçan tozlar görünür. Eğer perde çekilir o tozlar görünmez. Bazıları da işte zerre bu toz anlama geliyor demişler. Yine İslam'da ölçü miskal, kırat olduğu için bunlar da arapaya bağlı bunlar. Mesela beş arapa bir de kırat deniyor. Bazıları da arapanın yüzde birine zerre demişler. Yani arapa yüze bölünecek birine zerre demişler. Tabii günümüzde iş değişti muhteremler. En küçük nedir varlık? Atomlar. En küçük varlık günümüzde atomlar. Demek ki Allah Celle Celaluhu zerre miskali. Miskal ağırlık anlamına geliyor. Atomda ağırlığı var. Bakınız. Allah böyle buyuruyor. Atomun da ağırlığı var. Yani hayal, akıl ermiyor atomun küçüklüğüne muhtemelen. Akıl ermiyor kardeşim. Beyni ucunda milyonlar atom var, milyonlar atom var. Bir iğnenin ucunda böyle. Bir iğne ucunu milyonlara bölüyoruz. Bunu tabii gözümüz göremiyor böyle. Bundan da bir ağırlığı var. Bak Mevlam buyuruyor, mizkale zerretin. Allah Celle Celaluhu, zerre mizkale bir şey Allah gizli değil böyle. Fil ardı ve la fis semai. Yerde, gökte, yerde. Ne kadar atom var. Mesela bazen denir, yerdeki çakıl taşları sayışın denir. Çakıl taşları sayışın deyince, insan bundan sayılır mı der mi? Sayılmaz tabii ya. Çakıl taşları sayılır mı? Hani bir çakıl taşın da, kaç milyar atom var, milyar atom var bir çakıl taşlarında. Bir kum tanesinde kaç milyar atom var. Demek yerde, göklerde
ister katı atom olsun, ister sıvı olsun, ister gaz halinde olsun böyle. Üçer atomlarda katı, sıvı, gaz halinde olmak üzere bir atom Allah'a göre güç değildir. Hepsini Mevlam görüyor, biliyor muhtemelen atomlar böyle. Vela asgara min zalike, bunun daha küçüğü de, Allah'a gizli değil, atomun daha küçüğü de. Atom bulununca artık bunun daha küçük olmaz demişti o zamanki bilim adamları. Yakında da abi, 19. asırda. Bunun daha küçük olmaz demişti, atom demişti artık. Bölünmez demişti. Ama tabi zamanla ne oluyor? Küçük biliniyor böyle. Atomun bir de çekirdeği var. Atomun çekirdeği var. Yani atom akıl, hayal, dişi bir küçük madde. Onun çekirdeği var. Hem de çekirdeğin çapı ne kadar çapı? Atomun çapından 100.000 defa daha küçük. 100.000 defa daha küçük. Arada boşluk var. Ne var çekirdeğinde? Nötron var, proton var muhtemelen bak. Yani atomun küçücük hayali kafaya almıyor buna böyle. Bundan 100.000 defa küçük çekirdeği var. Çekirdeğinde de nötronlar var, protonlar var muhtemelen. Bir de etrafına dönen elektronlar var. Ve bunlar nasıl sayılır? Değişik. Mesela hidrojende bir proton, bir atom var. Bir elektron var muhtemelen. Oksijende 8 tane, üreninde 92 tane böyle. Sayılar bunun değişiyor. İşte bakın azı cemaatimiz, Allah'ın ilmi Celle Celaluhu. Her şeyi kuşatmış Mevlam ilmi. Demek ki ne kadar atomlar var. E bunu yaratan kim? Atomun çekirdeğini yaratan kim? Nötronlar, protonlar, elektronlar böyle şey. Elektron dönüyor çekirdeği etrafında. Neye kaçmıyor? Nötronda artı elektrik var, çekiyor onu. Kaçamıyor böyle. Ve la ekbere ve daha büyük ne varsa, ay, güneş, şunlar bunlar, illa fi kitabim mübin. Bunları her bir ayrıca bir de kitab-ı mübinde yazılmıştır. Lev-i Mahfuz'da yazılmıştır. Tabi bunun gibi, hücre de bunun gibi. Canlı hücreler var insanlarda. Hücrenin çekirdeği var, hücrenin. Hücrenin çekirdeğinde de kromozomlar var, genler var, DNA'lar var. Yani gerçekten muhteremler, akıl hayal duruyor burada muhteremler. Yani bunları gören bilenler, fizik alimleri, doktorlar, tıp alimleri mesela bunları bilenler, bunların daha evli olması gerekiyor bunların. Yani atomu yaratan bunlar. Onun şekilde bile Allah enerji yüklüyor, enerji vermiş atom çekirdeğine. Nükleer enerji deniyor bunlar, enerji mi? Hücreler, hücreler. Hücrenin çekirdeği var. Bu nedir? Hücrenin beyni bu, çekirdeği böyle böyle. Kromozom var, kromozom var böyle. 46 tane mi böyle? Hepsi aynı böyle. Aynı balık ağları gibi. Üzerinde inci tanesi gibi genler var. Bunu yaratan, yöneten kim bu? Sordular bazı müşrikler peygamberimize. Ya Muhammed, sen neler Rabbimiz içimizi biliyor mu bizim? İçimizden geçenleri, düşüncelerimizi biliyor mu? Mevlam buyurdu Mülk Suresi'nde, Bismillah, Ela ya'lemü men halaku. Ela ya'lem, bilmez mi Allah? Allah bilmez mi? İnsan içindekini, kalbinden geçenleri, düşünceleri, gönlünden geçen Allah bilmez mi? O kişiyi, onun gönlüne beni yaratan kim? Men halak, kim yarattı onları? Mesela günümüzde her gün yine bir teknoloji ileri geliyor mesela. Bir cep telefonu örnek devamlı değişiyor böyle. Ne var bunun içinde? İnsanların çoğunu kullanması tam bilemiyorlar böyle. Yani tam her şeyi kullanamıyor bunlar böyle. Daha bu çok bunun hüneri var ama işte ben bilemiyorum bunları. Ama onu ima eden fabrika, onun ima eden mühendisi onun işini biliyor muhtemelen böyle. İnsan bir sır mıdır? İnsan böyle. Yani en büyük sır,
En büyük alamet ve aleme sagir deniyor. Küçük alem insan böyle. Adem Aleyhisselam böyle tıp ilmi yürütü olduğu halde hali insan sırrı çözülememiş insan sırrı böyle. Böyle hastalıklar var. Kişi araştırmaya gidiyor. Bu kadar teknoloji var, tahlille var, şunla var, filmle var, görüntü cihazlar var, var, var. Oraya git, buraya git, buraya git. Teşhis bile konamıyor bu hastalıkta. Yani bırakın tedaviyi. Teşhis konamıyor böyle. Hala günümüzde muhtemelen. Sonra günümüzde doktorlar bölünmüşler böyle. Göze bakan başka, dişe bakan başka, kardiyoloji başka, şu başka, şu başka böyle bak. Yani bir insanla ilgili tıp dalında kaç uzman var burada. Hepsi bir araya geliyorlar. Tam teşhis hastanelerde ama teşhis bile koyamıyorlar. Böyle şey. Bu insan yaratan, beyni yaratan muhtemelen yaratan böyle şey. İşte Mevlam hepimizi görüyor muhtemelen. Hepimizi görüyor. Hepimiz Mevlam işimizi biliyor, yönümüzü biliyor. Niyetimizi biliyor Mevlam. Semiyye. Mevlam bir sıfatı Semiyye. Allah işidir, işitici. Bunları bilmek için tabii kendimize bakacağız. Mesela günümüzde bir insan bir bilim dalında uzman oluyor, profesör oluyor bilim dalında. Ama bir ilim dalında, diğer yönde sıfır. Bir profesör, fizik olsun, tıp profesörü olsun, arabasına giderken araba söbeti, çalışmadı. İnip bakıyor, bakıyor, bir şey anlamıyor böyle. Telefon diyor, geliyor bir kalfa geliyor. Efendim, hemen tık tık iki şey karıştırıyor, tamam diyor, araba çalıştırıyor tamam. Yani insan denen varlık ömrünün 30 yılını veriyor bir bilim dalına. Orada profesör oluyor ama bir dalda, bir dalda. Kardiyoloji, efendim işte dizim ağrıyor, şu var, onu anlamıyor. Fiziğe gidiyor, ortopediye gidiyor. Bakın Rabbimin ilmi muhtemelen. Semih, Allah işitici. Neyi? Her şeyi. Sessiz sessiz. Her şey Allah'a zikredi muhtemelen bak. Ayet-i Kerime'de, İsa Suresi'nde. Tabi girmiyor konulara. Sığmıyor bir sohbete. Her varlık canlı cansız Allah'a zikrediyor. Her canlı. Cansız. Otlar, bitkiler, taşlar, çakıl taşları, esen yel, dönen ay, güneş, yıldızlar. Allah Allah diye zikrediyor Allah. Mevlam hepsini duyuyor bunlar muhteremler. Biz de duyuyoruz bazı şeyler ama çok kısıtlı duymamız çok kısıtlı muhteremler. Mesela uzak bize bir şey söylüyor, ya, anlayamadım, bir daha söylemesi insan yaklaşıyor ama muhteremler. Böyle bir mesafe değil mi lazım böyle? Mesafe kısılacak. Sonra bir şey söylüyor, öbür de bir şey söylüyor, öbür de söylüyor, kafa karışı gitti. Ya durun bakalım, ben bunu şunu dinleyin bakayım. 5 tane telefonum var. Hepsi birden çaldı, hepsi bakalım, birden bire bak. Allah aşkına muhtemelen bakalım değil mi? Mevlamıza bakın muhtemelen. Bu kadar insanlar, milyar insanlar değil mi böyle? Şu anda böyle. Secdede onlar var, Kur'an okuyanlar var, namazda var, Allah'ı zikredenler var, tabgına işleyenler var. Bu kadar karıncalar, uçan kuşlar, denizdeki balıklar, esen yerler böyle, bütün atomlar, elektron dönüş şekli etrafında, onun kıblesi o ama ya, neye dönüyor, boşa mı dönüyor? Allah tesbih diyorlar, Sübhanallah, Sübhanallah diye muhtemelen dönüyor böyle. İşte Mevlam hepsini düşünmüyor. Yani tabi sayısı rakama sığmaz. O kadar melekler. O kadar melekler. Her bir Allah zikrediyorlar, teşbih ediyorlar böyle. Allah'ta yanan melekler böylece. Kısa alamamışlar muhtemelen böyle.
Hatta kıyamet koparken ki melekten yaşı uzun çok böyle. Kim bilir kaç milyar ve trilyon yıllar yaşamışlar melekler böyle. Ama Allah şey yanmışlar böyle. Sübhanallah ve bihamdihi diye Allah öyle tesbih ediyorlar. Bakın kıyamet kopuyor. Ya daha hızımı alamadım ben diyor. Allah'ım sen zikredemedin ben daha. Rabbim hepsi işitti bakın. İşitti bile böyle. İnsanın da fıtratında bu ilim var aslında insanlara böyle. Bir insan öyle bir sıkışıyor ki o anda kim olsa Allah'a yalvarıyor. Öyle zaman geliyor. Mesela bir deprem oluyor. Deprem oluyor. Kimse polise, jandarmaya, telefon bakmıyor. Allah sığınıyor. La illallah diyor. Bilir ki Allah onu duyuyor, görüyor. Uçak arızalandı havada. Uçak havada arızalandı. İniş yapamıyor böyle. Ne abi bütün yolcular? Hep Allah'a sığınıyor. Öyle insan var ki mesela uçakta yolcu var ki belki babası Ulaştırma Bakanı, Hava Yolları Genel Müdürü belki de. Ama ona yalvarmıyor ki. Baba diye yalvarmıyor ona. Allah diyor mu? Allah diyor. Neden? Biliyor ki Allah onu işitiyor. Her insan dua ediyor. Her insan dua ediyor. Allah'ım senden şunu bunu isterim böyle diyor. Her insan biliyor ki Allah onu işitiyor, duyuyor. Yani bir anda insan olarak bile kaç milyar insan Allah'a dua ediyor. Herkese biliyor ki Allah bunu duyuyor, görüyor, işitiyor muhtemelen. İşte basar, basır, Allah her şeyi görüyor muhtemelen. Allah Celle her şeyi Mevlam görüyor böyle. İçimizdeki hücreleri muhteremler. Hadise geliyor, karanlık gecede kara taşla gezen kara karınca. Bak, gecenin karanlığında kara taşla gezen kara karınca. Allah onun görüyor, gezdiğini görüyor, ayaksız işiti yok. Ayaksız işitmiyor muhteremler. Bir insan bunların bilince ne oluyor? Allah arasına bir edep koyuyor kişi böyle. Edep koyuyor. Yani, kul biliyor ki Allah beni biliyor. Allah beni görüyor. Allah sözümü işitiyor deyince edep görüyor. İradet. Allah'ın dilemesi. Allah diler. Onun dilediği olur. Biz de dileriz irade. Dileriz böyle. Şunu şunu yapsam, böyle yapsam, böyle yapsam. Bırakın bizim gibi mesela benim gibi normal bir insan muhteremler. Dünyanın bir numaralı devlet adamı böyle. O da bir şey diler ama onun dileği olmaz. Bir anda bir aksilik de ona göre olur. Böyle. Hava koşulları değişti, uçak havalanamıyor. Gemi sallanıyor okyanusta, dev dalgalar arasında. Hemen her şey bozulmasın böyle. Mevlam buyuruyor bizlere Buruş Suresi'nde fe'alün lima yürüyeydi. Fe'alün, fe'al mübareke versinde. Allah yapar. Lima yürüyed. Allah ne dilerse o olur. Olur. Bir de dişi insan olsun, hayvan olsun gebe kalamaz, Allah dilememişse bak muhtemelen böyle. Yere atılan bir tohum çatlayıp ondan çim çıkmaz, Allah dilemezse. Hep ayet-i kerime onunla muhtemelen. Ama tabii girişim onlarsa. Yani çekirdeği çatlatan, tohumu çatlatan, içinden hayat filizini fışkırtan, onu toprağından çıkaran Allah cilal muhtemelen. Allah'ın dilediği olur muhtemelen. Olur böyle şey. Bütün insanlar, bütün cinler bir araya gelseler, bir insana zarar vermeye çalışsalar, veremezler. Allah'ın takdirine varsa ona sebep olur muhtemelen. Demek ki insanlar bir şey sebep olabiliyor, Allah'ın takdirinde varsa. Mesela suikast yapılır büyüklere genelde. Eşten beri bu vardır. Devam eder bu şekilde bir şey böyle, suikast diye. Nedeni bazen
Efendim işte kıl payı kurtuldu. Öyle. Kıl payı kurtuldu böyle. Yani kurşun sıyırdı geçti. Neden öyle oldu? Allah ödemiş bu tane böyle. Ecel gelirse insan ölür gider bu şekilde. Kelam, kudret. Kudret. Güç demek böyle. Mevlam bir şey diler, ona Allah'ın kudreti yeter muhtemelen böyle. Şu dünyayı çeviren yörüngesinde, yörüngesinde etrafında, dünyayı yaratan boşlukta diye dönüyor muhtemelenler. Dünya aynı yere dönmüyor böyle. Dünya hem kendi eksenine dönüyor, yörüngesinin etrafından dönüyor böyle. Yani her an uzaydaki yerimiz değişiyor. Uzayda. Aynı değiliz uzayda böyle. Her ay değişiyor böylece. Uzayda böylece. Güneş'e dönüyor. Uydusuyla beraber, dünyayla beraber muhtemelen. O da dönüyor böylece. Bunları yaratan, bunları boşlukta döndüren. Peki nasıl dönüyor muhtemelen? Nasıl dönüyor böylece? Mesela fizik kuralına göre bir isim edemez. Mutlaka bir enerji güç lazım buna böylece. Mesela bir şey çevirecek, çark çevirecek böyle. Gerek makine olsun, elle olsun böylece. Bir çevirmek lazım buna böylece. Kendine dönmez böylece. Bir şey çevirdik, dönme başladı. Ama yavaş yavaş ne yapar? Yavaşlar muhtemelen. Evet böyle. Bakın dünya kim bilir kaç milyon yıldan beri dünya aynı hızla dönüyor. Aynı hızla dönüyor böyle. Yani fizik kuralı burada yok oluyor. Fizik kuralı gidiyor burada fizik kuralı. Çökmüyor burada fizik kuralı böyle. Aynı hızla dönüyor böyle şey. Kelam tekvin, Allah konuşur Mevlam böyle. Kur'an Allah kelamıdır. Tekvin de yaratmak. Ne de yaratmak? Yoktan var etme. Yoktan var etme. İnsanlar bir şey yaparlar, ne yaparlar? Allah'ın yarattığı varlıkları bir araya getirirler. Mesela kimya budur, kimya böylece. Şu gaz karışır, bu karışır, bu karışır birbirine karışır böylece. İlaç gibi kimya budur bu şekilde muhtemelen böyle. Kimyasal değişim olur ama Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde olur bunlar böylece. Bir örnek vereyim inşallah. Tevhid-i ef'al böyle, ef'al. Fiiller, işler demektir. Bir Eylullah şöyle buyuruyor, nereye bakarsam bakayım, sonuçta Allah'ı görürüm. Nereye bakarsam bakayım, sonuçta Allah'ı görürüm diyor. Nasıl bu diyorlar? Diyor, evet o maddeye, o cisme, insana bakıyorum. O kişinin böyle geçmişine, ta ucuna kadar gidiyorum, Allah'ın yarattığını görüyorum diyor. İnsan, insan. İnsanların varlık gerçekten bir hayal muhtemelen. Hayal böyle şey böyle. Bir insan daha önceden, insan daha önceden ana karnında bir cenindi, fötüstü yani tıp dilinde. İnsan ana karnında, fötüs ana karnında. Dizine göğsünü yapıştırmış, iki büktüm, başı öne eğilmiş, dar yerde, üç karanlıkta. İki tane zar, bir de ana karnı, üç karanlıkta. Merhaba, fiyuz zulümatın selas melam diyor. Fiyuz zulümatın selas, üç zulümatta karanlıkta. Kişi ana karnında hepimize benim. Ana karnı böylece. İki büktüğüm an böyle. Uzun yapmadık, rahat değil ana karnı böyle. İki büktüğüm böylece. Baş yukarıda. Ana karnı bu şekilde. Orada böylece. Ondan evvel neydik? Ondan evvel ana babalarda hücreydik. Ürün hücresiydik böylece. Ürün hücreleri böyle. Dölye atıldık, döllendik. Orada embriyon olduk, bebek olduk yani. Yenin olduk böyle. Daha evvel neydik? Kandık. Kan. Daha evvel neydik? Yiyecek gıdalardık. Gıdaydık böylece. Elma, armut, portakal, muz, pırasa, lahana, şunlar bunlar var ya şimdi böyle bağırıyorlar, satışlar bazen pazarına böyle bağırdan böylece. Biz ondan biriydik muhtemelen böyle. Kim sattı bizleri muhtemelen? Kim sattı bize? Kim verir böyle şeyler? Böyle biz arabalara, pazar yerine böyle
lahana, pırasa, portakal, elma, armut, fasulye, domates sattı bizlere bu şekilde böylece. Yenildik. Yenildik. Arabamız yedi bunları. Bundan yarayan ne oldu? Özü emildi, kana geçti. Kan oldu baktım. Daha evvel neydi? Bir iki den önce topraktık. Toprak daha önceden böylece. Demek ki Rabbim ne yapıyor? Rabbim Mevlam, Rabbim şu alemi Mevlam, dünyayı, güneşi, havayı Mevlam yapmış, bir laboratuvar, doğal laboratuvar. Bu laboratuvarda ne oluyor? Gökten yağmur geliyor, topraklar birleşiyor, çözümler mi oluyor? Çamura dönüşüyor, bitki kök emiliyor, pırasa, lahana, elma, armut oluyor, yeniliyor, kan şişi oluyor böylece. İnsan dünyaya geliyor, genç oluyor, zinde oluyor, sağlıklı oluyor, makam mevki sahibi oluyor, çevresi oluyor, şunlar bunlar oluyor. Ama sonuç çok şey muhtemelendi, garip de. Sonuç sıfıra sıfır muhtemelen, sıfır. Ölüm geldiği yerde, geldiği anda her şey bitti. Onlar bir hayalmiş. İnsanın bedeninde hayal oluyor, hayal. İnsanın bedeni de muhtemelenler. Her insan düşünsün geçmişlerini, ana babasını, dedelerini, teyzelerini düşünsün insan. Bir zamanlar insan dünyada gezen, tozan, çalışan insanlardı. Çürüdüler, tapak oldular. Mallar mülkleri dağıldı, evleri viran oldu. Mallara taksim oldu. Kavga gürültü oldu, mahkemelere gittiler. Aralarında düşmanlık oldu aralarında. İnsan bu muhtemelen. Allahü Samed. Yani bir ehad kelimesine dursak muhtemelenler, yani bir ay yetmez aslında muhtemelen. Efale da giremedim bunlar muhtemelen. Esma, esmada efal, tevhid, esmada. Rezzak. Er-Rezak, Rızık ve Mevlam. Dibini atsak, kasa etmek. Er-Rezak, Rızık veren Mevlam. Ya, Rızık veren Mevlam. Rızık yaratan, gökten yağmur yağdıran, göklere o bulutu, su buharı yukarı çıkaran, güneş enerji ısıtıyor. Denizleri, okyanusları muhtemelen. Isıtıyor. Buharlaşacak böyle, yukarı çıkacak böyle şey. Hafif şeffaf, havadan hafif olacak böyle şey. Topluyor gökyüzüne bunlar böyle. Kim bilir ne kadar derya, deniz ağırlığında su var gökyüzünde. Mevlam dilesi bunu da gönderir muhtemelen böyle. Ne olacak bunlar? Bir araya toplanacaklar, yoğunlaşacak. Hep kına geçiyor bunlar. Yoğunlaşacaklar. Nasıl yoğunlaşacak toplanacak bunlar bir araya? Rüzgar lazım bak. Rüzgar böyle. Rüzgar geliyor, bunları sağa sola topluyor, yoğunlaşıyorlar. Ondan sonra sevkiyat başlıyor ben. Sevgili maşallah. Yere düşecek, rızık olacak. Sonra rızıktan yararlanmak için Mevlam bize bir göz vermiş. Göz şeye bir bakıyor şöyle. Mesela herkesin sevdiği vardır, meyvelere bakar. Elmalara, armutlara, mandalinalara, günümüzde mesela mevsimine göre karpuza, kavuna, üzüme, şunlara, bunlara, incire. Hepsinin bir farklı güzelliği var, özelliği var, farklı bir tadı var. O tadı anlayacak bir de damak tadı var. Bir nokta damak, bir damak nokta var. Laboratuvar amelim. Allahü Samed. Allah Celle Samed'dir. Samadaniyet. Nedir Samadaniyet? Mevla hiçbir şeye muhtaç değil, bağlı değil. Ama her şey Allah'a muhtaç. Her şey. Mevla bir şey muhtaç değil böyle. Biz havası yaşayamıyoruz muhtemelen. Organ yaşayamıyoruz böylece. Mevla bir şey muhtaç değil muhtemelen. Her şey yaratan O'dur. Her şey Allah'a muhtaçtır. Lem yelid ve lem yüled. Lem yelid Allah doğurmadı. Haşa onun çocuğu olmadı. Müşrikler derler ki, Arap müşrikleri, melek Allah'ın kız derlerdi, müşrikler. Melek de Allah'ın kızı derlerdi, müşrikler.
Hristiyanlar haşa Hazreti İsa Aleyhisselam'a adam olur diyorlar. Biraz saçmalık muhtemelen. Biraz saçma, aptallık yani. Serseri muhtemelen. Halbuki eğer bir canlı doğuruyorsa o da doğmuştur. Bir canlı doğuruyorsa onunla o geçecek demektir. İnsan doğurur, yavrusu büyür, insan yaşlanır, hastalanır, ölür gider. Onunla o geçer. Haşa ne demek Allah oğul demek? Haşa Allah ölecek gidecek de o oğlu Allah olacak, ilah olacak, yeryüzüne görünecek. Velem yüled Allah Mevlam doğrulmadı. Meşhur şeylerle. Allah doğrulmadı, doğrulmadı. Onun başta doğurmadı, Allah doğurmadı. Evladı olmaz Mevlamızın. Yani Mevlam ebedidir, ezelidir. Velem yekün lehü küfüven ehad. Hiçbir varlık Mevlamıza küfür, küfür den demektir. Denk olamamış, olamaz böyle. Kim var Allah'a denk olamaz böyle. Kimin buna gücü yeter? Kim gücü yeter böyle? Bak alemi yaratan, evreni yaratan böyle şey böyle. Şimdi inşallah, kısa bir de inşallah yine bakalım İlah Suresinin faziletinden inşallah. Hazreti Enes buyuruyor, bir kimse Peygamber'e geldi Aleyhisselam Hazretlerine, dedi ki, Ya Resulallah, inni hübbi hazir surette kuvvet. Dedi ki, Ya Resulallah, ben dedi, bu İlah Suresini seviyorum dedi Peygamberimize. Bunu seviyorum dedi böyle. Tabi anlamı bildiği için, anlamı da öyle meali değil ama böyle. Derine bile dalmak geldi böyle. Dalmak ise, o da tabi sahabe, Ya Resulallah, ben bu sureyi kulüvallah seviyorum dedi böyle. Kale inneha inni hubbeha edhareke cennete. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, senin bu sureyi seven, o sureyi senin cennet girmen sebep olacak. Hadis-i Buhari'de, Tirmizi'de. Demek ki bir insan İhlas suresini severse, severse, tabi okursa bunu çok okursa, bir de az çok böyle anlamını biraz derinlemesine Allah'ın varlığı bir ehadiyeti böyle. O bir de tektir böyle. Her şeyi gören, bilen. Ancak onun mülkünü onun dilediği olur. Bilirse bu sure onun içine girmesine sebep oluyor. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri men karaya kurul ehad elfen berretin. Fakat iştera nefsehü minallahi teala geleceği. Hadis-i Ramuz'da bir insan, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir insan İlah Suresini okursa ne kadar? Elfen merre bin defa okursa. Bin defa. Bin İlah bir hatimine geçiyor muhtemelenler. O kimse nefsini Allah'tan satın almış oluyor. Fakat iştera nefsehü, o insan kendi nefsinin canını Allah'tan satın almış oluyor. Yani cehennemden kurtarılmış böyle. Bin defa okursa. Bu hadis-i şerifi duyan ya da okuyan, gören birisi ben de bunu okurum diyor muhtemelenler. Abdestini alıyor, bin defa okuyor. Gece. Okuyor, yatıyor. Rüyasında bin tane deve görüyor. Develerin birinin başı var, diğerisi başı kesik ama başsız diğer develer. Allah Allah, bu diyor. Niye böyle görüyorum ben bunu böyle? Yani bir ihlas okudum, kural okudum böyle diyor. Hem güzel okumuş böyle, tanıt okumuş. Rüyada o gece bin tane deve görüyor, develerin başı yok, birinin başı var. Tabii bunu hiç yorumlu hiç yapamıyor. O dönemin büyük bir alimine, ehli halalini gelip soruyor. Böyle böyle diyor. Peki sen yatarken ne okudun diyor. İlahi okudum diyor. Ne kadar? Bin tane. Besmele çekmemişim diyor. Bir defa çekmişim diyor. Onun için başlıyor diyor böyle. Besmele çekmemişim diyor.
Demek ki besmeyle okumak gerekiyor. Bin ihlas derler. Bu bin üzerinde çok kitaplarda şeyler var bunun üzerinde böyle. Yani bir insan bunu ihlas ile samimiyetle okursa, bilhassa ilk kez namaz kılar da insan bunu okursa, hatta bir oturuşta bunu kişi okuyamasa bile, mesela 100'e de okusa, 10 günde okusa bile yine olabiliyor. Okul kendini aldan satın alıyor. Azat oluyor yani böyle. Cehennemden kurtuluyor. Ondan kurtuldu muhtemelen böylece. Yine bir insan bunu ölen yakını okursa, onu kişi Allah azaptan kurtarır muhtemelen böyle. Tabi ölen kişi imanla ölmesi şartıyla böyle. İmanla ölmüşse, insan ölen ruhunu okursa, bu insan kurtarmış oluyor. İhlas suresi önemine bakın muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunun için okurdu Peygamberimiz. Tabi severdi okurdu böyle. Mesela örnek diyelim, sabahın sünnetinde ilk hatta Kafir suresi, ikincide İhlas suresi okurdu. Her sabah Peygamber. Yani Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim baştan baş hepsini ezber bildiği halde, yani Fatih gibi bildiği halde bakınız, Peygamberimizin her sabahın sünnetinde bunu okuması bir farklı anlamı var. Her sabah iki rekatın sünnetin bunu okurdu böyle. Yine vitir namazı, yani o günün son namazı, vitir namazının son rekatında yetmeyen ihlas okurdu muhtemelen. Evvela Âlâ suresi, Kafirun, sonra ihlas okurdu muhtemelen. Herkese böyle. Bir de abdest namazı bir namaz var, abdest namazı diye. İnsan abdest aldığı zamanlar, o anda vakit namazı zamanı değilse, kişinin vakti, işi, yeri müsaitse, iki et abdest namazı kılar. Yine bunda Peygamberimiz ihlas okur, iki et okur. Tavaf namazında Peygamber bunu okur mu tabi? İhlas okur be. Tavaf namazında. Kafir ihlas okur be. Bakın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri demek ki böyle pek çok yerlerde hep bunu okur, ihlas okurdu böyle şey. Kâne Cibril mi Resulü Sellem bir gün mescitte Peygamber Aleyhisselam'a oturmuştu, yalnız Cebrail Aleyhisselam vardı. Cebrail Aleyhisselam böyle izin verince geride Peygamber'le sohbet ederim Peygamber'le. Peygamber dünyada garip Peygamberimiz. Öyle makamda ki Peygamber, öyle manevi makamda ki Eshab-ı Kiram ile dahi tatmin olamıyor onun sohbeti. Hazreti Bekir Sıddıkiyet makamında, Ömer Faruk adaletin timsali böyle, Hazreti Osman Kur'an ehli, Hazreti Ali cihat ehli böyle, bütün sahabenin özellikleri var. Ama Peygamber öyle makamdaki, mesela bir profesör bir köye gider de okuma bir insanlar ne konuşsun profesörlerle böyle, ne anlasınlar mı böyle. Orada garip kadar bir şey. Peygamber hep Cebrail'e gözlerdi böyle gelsin de konuşurlardan böyle. Oturmuşlar mescidi ikisi beraberce. İz akbele Ebu Zer'i Gıffari. Otururken bunlar hemen kapıda Ebu Zer'i Gıffari görünüyor. Mescide geliyor. Ebu Zer Gıffari. Yani Gıffar kabile ismi böyle. Gıffar kabile mensup Ebu Zer. Aslında cünde bir cünadı aslında. Fakat Ebu Zer diye Peygamber ona bu ismi verdi, bunu kullanıyor böyle. Kapıdan görünüyor. Vekala Cibril aleyhisselam, Haza Ebu Zer. Cevabı diyor ki Peygamberimize, ya Muhammed, babu gel Ebu Zer diyor. Uzattı kapıda. Azca karanlıkmış gibi sabah namazında. Azca karanlık, daha pek görünmüyor da. Bir karartı görüyor kapıda. Cevabı aleyhisselam hemen buyurdu, ya Muhammed aleyhisselam, Hazı Ebu Zer, babu gel Ebu Zer. Fakat aleyhissalatü vesselam, evet tarifü nehu? Peygamber şaşırdı, sordu. Evet tarifü nehu? Ya Cebrail sen onu tanıyor musunuz melekler? Ebu Zer biliyor musunuz? Dünyada bir insan. Cebrail sen makamı göklerin üzerinde muhteremler. Size-i müntaha. Yani maddanın ötesinde. Gel bütün galaksileri ötesinde. Cebrail Aleyhisselam, bu Ebu Zer dedi böyle.
Peygamber sordu, siz onu tanıyor musunuz? Kale ale Cebrail diyor ki, eşheri min indana min indiküm. Eşheri indana. Eşheri daha şöhretli. Bizim yanımızda onun şöhreti daha büyük, sizden daha büyük yanımızda böyle. Yani sizin aranızda ne kadar Ebu Zer biliniyorsa, bilinen bir sahabe ise, ama bizim aramızda diyor, melek arasında, onun şöhreti daha büyük. Bak muhtemelen. Demek ki bir insan olursa, ta size emin ta melekler onu biliyorlar. Kale imaza, Peygamber sordu, peki Ebu Zer'in ne özelliği var da imaza, onu nasıl biliyorsunuz? Kale, Cebrail'in dedi ki, nisigari, finefsi, o nefsine çok küçükkeni görüyor böyle. Alçak gönüllü, çok mütevazi böyle. Her insan kendini üstün görüyor böyle, en aşağı kendini görüyor böyle. Onur yok, benlik yok, enanet yok böyle. Benim diye şey yapmıyor böyle. Dik kafa değil böyle. Alçak gönüllü, aşağı görüyor. Ve kesiti kıraatiye kurbu ahad. Bir de ilah söylesi için okur böyle bunu, okuyor böyle. İki özelliği var burada. Bir, nefsinde kendini çok küçük görüyor. Alçak gönüllü, mütevazi böyle. Kimsenin kendini büyük görmüyor. Bir de bu sure, İhlas suresini çok okuyor bu muhterem böyle. Ebu Zer Hazretleri muhteremler ilk Müslümanlardan bu. Bunlar deniyor, sabıkını evvelin. Yani İslam'ın en baskılı döneminde, karanlık döneminde böyle. İslam'a gelenler, bunların farklı özelliği var böyle. Bu da ilk Müslümanlarda. Kendi Gıfar kabile, Mekke'ye değil, Medine'ye değil, Gıfar kabilesinden İslam'da yeni Mekke'ye mükemmel inşara başladı. Peygamber'e gizden gizliye halkı İslam'a davet ediyor. Muazzam bir baskı var, terör var, kaos var böyle, zulüm var, işkence var. Ebu Zer bunu duymuş Gıfar kabilesinde. O kabile Medine'ye yakın, uzak Mekke'ye. Kardeşini gönderiyor. Kardeşine git bakayım diyor Mekke'ye. Orada biri diyor peygamberlik davasına bulunuyormuş. Bir diyor insanlara sor bakayım diyor. Onu görmeden diyor, insan sor bakayım diyor, nasıl bir kişi acaba bu? Karşı Mekke'ye geliyor, işte başlıyor sormaya. Burada biri peygamber, kim o? İşte Muhammed. Nasıl bir insan o? Bırak onu, şair diyor biri, müşrikler. Biri kahin diyor, biri mecnun diyor. Böyle farklı söylüyorlar böylece. Dönüp geldi. Yani kardeşi bunu yanman veremedi böyle. Demek ki bu ne oldu belli değil böyle. Abi soruşuyordum, isim veriyor, filan sordum. Bırak onu dedi diyor, o şair dedi, şair. Yani şiir söyleyen insan. Öbürü kâhin, öbürü mevcudu da bu şekilde eller böyle diyor. Düşünüyor, demek ki bunda diye insanın size bir şey var, güç var bunda böyle diyor. Böyle. Yani şair olmak, kâhin olmak, şu olmak diyor, kâhide böyle diyor. Kendi Mekke'ye geldi muhteremler. Mekke'ye mükerremeye geldi. Geldi ama baktı ki öyle bir baskı var ki onda Mekke mükerremede en karanlık bir dönem böyle. Aslı kesik kesik müşterilerin böyle. 3 gün kaldı Kabe'de. O dönemde çarşıda bir şey yiyemiyorsun ama. Lokanta yok. Böyle bakkal çakal yok. Ne var? Arpa, çiğ, buğday. Buğday böyle pek yok hatta böyle. Hadi pişecek tabi bunlara. 3 gün bu Kabe'de kaldı. Yalnız zemzem suyla yaşadı 3 gün böyle. Fakat sormada korkuyor şimdi. Korkuyor böylece. Yani peygambere bir zarar gelir. Korkuyor. 3 günden sonra hastalığıyla karşılaştılar. Hastalığında çocuk hastalığı böyle. Ona karşılaştılar. Hastalığı bunu ilgilendi. Baktı yabancı. Bunu birkaç gün görmüşler Kabe'nin yanında. Dedi, sen neresin? İşte Gıfar kabilesine geldim. Dedi, niye geldin bu? Ne işin var? Niye burada duruyorsun, Kabe'de kalıyorsun? Dedi, sana bir soracağım ama dedi, aramızda kalsın bu. Peki, söz veriyorum, kalın aramızda.
Bir de burada peygamberin davet ediyormuş. Sen tanıyor musun onu? Tanıyorum. Ben onu, benim peygamberim o. Beni götürür müsün ona? Götürürüm benim. Aldı getirdi. Daha peygamberi gördüğü anda içi yandı, içi yandı böyle. İçi yandı. Ayakların, dizinin dermanı kesildi böyle. Kendine geçti böyle. Ya Muhammed, benim ismim olacağım dedi. Peygamber tuttu elinden. Öyle yapardı. Elini tuttu böyle. Kulü aybazer, söyle bakalım dedi böyle derim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peygamberimiz dedi, hastane dedi, Hazreti Bekir orada o da söyledi muhteremler. Ebu Zeyd bunu söyledi. Kelime-i şehadeti Resulullah'tan aldı bu. O anda bunun şehadet kelimenin bütün anlamı onun gönlüne verildi. Allah'tan bir ilah yok. Allah'ın varlığına bile tam inandığı böyle. Mülk onun emrinde, yönetiminde. Onun dilediği olur. Onun gücü her şeyi yeter böyle. Allah'tan bak bir şey göremedi. Öyle iman coşun muhtemelen böyle. Yandı, aldı böyle böyle. İzin istedi, dışarı çıktı. Ama içi Allah diye bağırmak istiyor. Herkes bunu duysun, inansın insanlar. Hak peygamber bu. Peygamberimiz hakikatini gördü mü? Nur-u Muhammedi'yi gördü ama böyle. Arştan, ferçten nuru, peygamberin nurunu gördü. Gitti, Kabe'nin yanına gitti. O dönemde Mekke mükerremede tek toplumları Kabe'nin etrafıydı. İşi olmayan orada otururlardı böyle. Bahtiye oturmuşlar oraya, müşrikler oturuyorlar, kendi konuşuyorlar. Ayağa kalktı. Ne dedi? Ey insanlar, Allah bir, ben onu şahit ediyorum dedi, Muhammed onun hak peygamberidir. Yani kelime şiayeti okudanlara. Vay senin için onu derken kalktı bunu dövdüler muhtemelen. Tekme, tokatlı, odunla bunu dövdüler. Hazreti Abbas okudu da kellerinden bunu böylece. Yani yara böyle işleyse artık, yara belgan halinde kendine geldi. Yine peygamber yanına gel arsam sizlerine. Peygamber Ebu Hazreti ne oldu sana bu şekilde? Ya Resulallah, o kadar da tatlı sopa yedim ki de bana bakmadın. O kadar tatlı yedim ki sopa yedim, ona döverken o tat fiyat olmaktı. Allah yoluna, Allah yoluna baktı. Oluyor mu? Allah yoluna böyle. O kadar bir tatlı sopa yedim ki böyle, öyle fiyat geldi ki böyle, ona vurdu şey de ben Allah işim yandı Allah, bütün keşfi açmıyor da böyle. Ne geliyor? İkinci günü gene aynı iş yapınca, yine bunu dövünce peygamberini çağırdı. Ebu Zer, sen burada durma. Tutamıyor kendisini bu böyle. Sen burada durma, sen kabirlerine git, onda iman davet et. Sen orada kal böyle. İleride peygamber buyurdu, Medine'ye ben göç edeceğim, İslam kuvvetlenecek, o zaman Medine'ye gelirsin. Ama kolay mı ya gitmek için Mekke'den peygamberi bırakmak kolay mı ya? Peygamber bulmuş. Ah, buldum. Yani rüyada görebilsek değil mi muhtemelen peygamber? Rüyada görebilsek muhtemelen. O feyiz, o tal, o zevk. O zevk muhtemelen. Feyiz böyle. Oraya giriyor ama aklı gelip söyleyeyim işte muhtemelen. Bir de rüyamda Hazreti Cabir, mazdiyen Hazreti Cabir. Bana bir savaşçı anlattı. Girdiğin savaşı muhtemelen. Haşa Hazreti Cabir, Hazreti Cabir muhtemelen. Hazreti Cabir, Mazdiyen Hazreti Cabir. Allah'ın Hazretleri. Rüyamda gördüm. Şöyle iri yapılı. Orta yaşlarında iri yapılı. Tabii sırf nur kendisi. Bana peygamber girdiği bir savaş anlattı bana. Şu savaştaydı. Unuttum hangi savaş olduğunu için savaşta. Bir ara biri bir müşrik bir kılıç sallıyor peygamberimize. Bunun da eline yokmuş. Kılıç elini tutuyor. Baş parmağı kesilmiş buna muhtemelen. Parmağını gösteriyor bu şey bana. Kesik bana muhtemelen. Hala kesik bak. Parmağından kesik. Ama seviliyor bak. Resulullah için diyor, bunu feda ettim Ömer'e böyle. Elimi siper ettim diye kılıca diyor. Kılıç elimi kesti bu şekilde böylece. O anlatırken
Rüyamda şimdi benim gönlüme geliyor. Ben Peygamberimizin hayatını, savaşlarını, bu mücadele cihatlarını kitapta okuyordum. Okuyordum ama fakat bu canlı şahitsin bu. O savaşta bulunan bir insan böyle. Bir sahabe-i kiram Hazretleri böyle anlatıyor, onu dinliyorum. O kadar bir tat geldi ki bana. Böyle feyiz geldi ki bana. Ama feyiz bana zarar verdi anında uyandım işte. Kaldıramadım feyiz muhtemelen böyle. Feyiz kaldıramadım, uyandım böylece. Ne uyandım artık? Bir bakım muhtemelen sahabeyi görmek bir insan bu kadar feyiz veriyor böyle. Ya Resulullah, Peygamberimiz, Allah'ın Habibini görmek bir uyandım muhtemelen böyle. Görmek. Hadi Ebu Zer, Resulullah'a kavuşmuş, canlı hayatta muhtemelen böyle. Ona kavuşmuş, ne buyurdu? Ebu Zer, sen Mekke'de durma. Sen dön git, kabilene git, insanı İslam'a davet et. Boyun eğdi, gözleri yaşlı. Peki ya Resulallah, ya Resulallah. Gitti elhamdülillah, kabilenin çoğunu o şey yapıp imana gelmelerine muhteremler. Hendek savaştan sonra Medine-i Münevvere'ye geldi kendisi böyle. Oraya geldi. Ondan kısa bir şey anlatayım hayatından inşallah. Onun farklı özelliği var. Ümmetin Mesih'i o, ümmetin. Yani zühdlükte hiç dünya malını iki şeyi bir araya getirmemiş dünya böyle. Öyle bir insan. Bu Tebuk Savaşı'na, işte tabi Tebuk Savaşı'na, Peygamberimizin son uzun seferi bu, Tebuk Savaşı. Hiç malı mülk yok. Bir zayıf bir devesi vardı. Parası olmadığı için iyiliği alamamış, zayıf bir devesi vardı. 700 kilometre Medine'ye, 700 kilometre Tebuk, tabi çöl, asfalt değil. Çakıl, taşlar, fundalıklar, dikenler, şunlar, bunlar bu şekilde. Susuzluk var, güneşli, yazın mevsimiyle de. Bunun devesi yolda çöktü, kaldı. Artık ölecek hayvan, gidemiyor böyle. İndi aşağı, yapacak bir şey yok böyle. Aldı torbasını, omuzuna vurdu, yayan gidiyor. Tabi orada gittiler Tebuk'a. Otururken Tebuk'ta bir arada, Peygamberimizle beraber otururken, işte otururken, baktı ya karşıdan, tepeden bir kişi geliyor, yaba görünüyor. Tabi casus olabilir, müşrik olabilir. Dedi ki, ya Resulallah, karşıdan biri geliyor, yayan geliyor. Peygamber bakmadı. Peygamber'e bakıyor. Çabuk, hu Ebu Zer. Hu Ebu Zer o böyle. Yalnız yürür. Yalnız yaşar. Yalnız ölür. Yalnız haşrolunur. Bak, yalnız yürür. Yalnız yaşar. Yalnız ölür. Yalnız haşrolunur. Mahşede tek baş haşrolacak böyle. Karışık insanlara. Peki sonra ne oldu muhteremler? Hazreti Osman'ın halifeti, halifeliği zamanında epey Şam'da kaldı. Şam'da kaldı ama sürekli her insan uyarıyor böyle. O dönemde böyle. Uyarıyor. Biraz da mal, mülk, bunlara tapınmayınız. Allah yoluna, Allah yoluna. Hazreti Muaviye Şam var o zamanlar. Bunu şikayet etti halife Hazreti Osman'a. Bunu Medine'ye çağırdı. Medine'ye gitti, baktı. Uzun zaman Medine'yi görmemiş. Peygamber zamanındaki Medine'de bir değişiklik gördü. Peygamber zamanı as-saadette işi olmayan hep topluyor mescitte. Bir okutanlar, öğretenler, hadisler, Kur'an-ı Kerim, ibadet, namaz hep mescitte geçiyor, ömürlere geçiyor. Ama İslam'da çok büyüdü İslam devleti. Doğuda, batıda, kuzeyde, günde her tarafa kapılı muhtemelen. Tek süpek iş oldu dünyada böyle. Ganimet bol böyle. Para bol, yiyecek işler bol. Bu bolluk, refah, manevi açıdan onlara iyi olmadı muhtemelen. Olmadı böyle. Yeni evler yapılmış, süslü bir ev yapılmış, daha güzel elbiseler giymeler. Sonra insanlar gidiyorlar böyle, hurma başta oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Meşrite gelip baktı, meşritte az bir fukara gariban var meşritte böyle. Halk şeylerde, eyvah, Medine'm benim oldu böyle.
Oldu böyle. Halife yine çıktı. Dedi ki ben de burada duramışım Medine'de böyle. Bana peygamberimiz de böyle vasiyet etmişti. Sen o zaman durma der diye dedi. Sel dağına uğratılmış evler. Bu Medine'ye yakın bir köye gitti. Adı Rebeze köyüne gitti muhteremler. Bir kızı vardı zaten kendisine böyle şey. Oraya gitti. Orada yalnız yaşadı. Köyün dışında ama. Taştan ufak bir kulübe yaptı orada. Bir de meşrit yaptı. Çamur kardı kendi tek başına. Kız yardım etti kendisine. Amerika'da bir kızı. Kız bir meşrit yaptı. Hurma dağları üzerine koydu. Orada gelen geçenlere İslam'ın tebliğe başladı orada. Hastalandı. Yatıyor. Bir de kızı var. Böyle. Birkaç tane koyun kışlığa başlıyor böyle. Süt yiyişiyor. Başı yiyemiyor böyle. Ekmek yok. Burada yok. Böyle. Ekmek yapamıyorlar böyle. Hastalandı. Kızı baktı ki babası bayağı hasta. Ağlıyor. Babacığım sen hastasın. Kızım dedi. Ben biraz sonra Rabbime kavuşacağım. Biraz da Resulullah'a kavuşacağım. Ebu Bekir Ömer'lere karışacağım, kavuşacağım onlara. Seviniyor. Bayram. Ya. Onun için bayram böyle. Allah'a kavuşmak, Resulullah'a kavuşmak, sahabeye kavuşmak. Bayram tabii kendisinin. Kızım dedi, baba kamerede gelen yolcu var mı? Baba yola baktı böyle. Kız çıkıp baktı, baktı, baktı. Kimse gelmiyor. İşe girdi, baba kimse gelen yok. O zaman biraz daha memnun varmış dedi. Kızım bir de işlerini, vasitini yaptı. Şimdi de bir grup insan gelecek buraya. Böyle. Onlar da beni cahaya gelecekler, onu hacca gidiyorlar buna. Bak muhtemelen. Allah onu bildiriyor buna. Ben dedi, onunla gelip öleceğim dedi bunlara. Onunla gelip öleceğim dedi. Onlar gelin deriz ki onlara dedi, önce dedi, bir oğlan kessinler dedi böyle. Onu dedi, yüzsünler. Sen ateşi yak, tencereye koy, üzerine suyu koy, pişir bunlar dedi. Onlar dedi, gerekeni yaparlar dedi böyle. Onlar beni yıkarlar dedi, namazı kılarlar, beni buraya gömerler buraya, hem buraya gömerler buraya böyle. Kızım, baba hem gelen var mı dedi böyle. Tekrar kişi baktı, uzaktan 5-6 kişi geliyor develerle. Uzaktan geliyor, baktı baktı, geçten geliyorlar. İşe girdi baktı, babası Mevla'ya korkmuştu. Yalnız yaşayan, yalnız öldü muhtemelen böyle. Öldü böyle. Gelen de biri Hazreti İbni Mesud'muş gibi böyle şey. O da geldi. Vakti ki kızı gözü tabii yaşlı. Ne oldu kızım? Babam Mevla'ya kavuştu. Dedi ki Hazreti İbni Mesud sahabeden Fesubhanallah. Ya Resulallah. Hayattayken mucizeni gördük. Mucizeni yaşıyoruz ya Resulallah. Onu o söyledi böyle. Resulullah böyle demiş Tebuk'ta da böyle böyle. Yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür. Ne vasiyeti babanın vasiyeti var? Sonra yıkayın, namazı kılın, defedin, göm buraya bu şekilde böyle. Bir de şu oğla kesti de böylece. Bir oğlayı kesti. Bunlar bunu yıkadılar muhtemelenler, kefenlediler, namazı kıldılar, oraya gömdüler. İşte adı cemaatimiz, insan Allah yolunda giderse bakmadı. Giderse böylece. Yalnız yaşıyor, yalnız yürüyor, yalnız ölüyor. Yalnız haşrolacak. Karışmıyor insanlara mahşerde. Ayrı böyle. Özel böyle. Hiçbir şey yok ki böylece. Hiçbir şey yok kendisine böylece. Hiçbir şey yok kendisine böylece. Böyle kavuşuyor. Lillahi Teala Fatiha.